Toplumda Ebu Hanzar olarak bilinen Halis Bayancuk isimli kişiye silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 3. kez 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani üçüncü kez derken 3 tane 12,5 sene mi? Evet. 37,5 Haberlerde sene geçen mi? öyle hocam. Ve Evet. vicdan ya. Vicdan, bu kadar da zalimlik olmaz ya. Ve aynı suç olduğu söyleniyor haberlerde. Yani bu kadar da olmaz ya. Yani kimseye yapmadıklarını yapıyorlar. Yani bu ülkeden nice teröristler var. Terörist olduğu ispatlanmış insanlar var. Onlara bu kadar verilmedi ya. Yani ben bu kişi ne yapmış bilmiyorum ama dosyasında ne yazıyor bilmiyorum. Bu 3 tane 12,5 sene neye dayanarak verildi bilmiyorum ama hani böyle bir terör eylemini duymadık şimdiye kadar. Eğer terör örgütü kurduysa herhalde haberimiz olurdu yani. Bir eylemi olurdu. Bir terör eylemi yaptıysa herhalde herkes bilirdi yani. Yani böyle bir şey biz bilmiyoruz. Her gün haberleri izliyoruz yani onun yaptığına dair böyle bir şey hiç duymadık şimdiye kadar. Fikirlerini bu tekfirci yönleri var yani onları tabii ki kabul etmiyorum. Ama o ayrı bir mesele, bu ayrı bir mesele. Kime zulmederlerse ben zulme karşı gelmek zorundayım. Yani 37,5 sene hapis almasını gerektiren bu adam ne yapmış olabilir? Daha yaşı kaç bunun ya? Daha yaşı kaç yani? Daha genç birisi ya. Ne yaptı da bu kadar hapis cezası verdiniz? Yani kaç kişi öldürdü bu adam? Böyle bir olay biz duymadık. Sadece iddia, silahlı terör örgütüne üye. Hani ispatlandı mı? Yani artık bu ülkede hiçbir iddianameye ve verilen hiçbir hükme güvenimiz kalmadı. Adliyeye güvenmiyoruz. Verilen hükümlere güvenmiyoruz. Yani böyle bir ortam olduğu için ben bu verilen cezanın adaletli bir ceza olduğuna da inanmıyorum. Çünkü benim hiçbir örgütle alakam olmadığı halde bana bile dört örgütü yamalamaya çalışmadılar mı? Ben daha ne güveneceğim bu devletin verdiği hükme ya? Bu adliyeye ben daha ne güveneceğim ki? Bitirdiler, güveni bitirdiler yani. Şimdi onunla ilgili verilen bu hükme ben nasıl güveneyim? Yani bazı konularda fikrimiz farklı olabilir, farklı düşünüyoruz diye ben ha mutlaka yapmıştır mı diyeceğim yani dinimi, imanımı mı satacağım? Ya böyle bir ya 37,5 sene hapis almasını gerektiren bir eylemi olsaydı herhalde herkes bilirdi yani. Adalete zerre kadar güvenim kalmadı. Verilen hiçbir hükme de inanmıyorum. Şimdi böyle diyorlar ya bakın. 37,5 sene hapis veriyorlar ya. Bir bakmışsınız yarın devran değişmiş. Tahliye edilmiş veya beraat etmiş. Böyle bir rezalet yani. Yani çok insan için böyle oldu. Bir siyah gözlüklü uğraşıyor mesela adamla. Ağır ceza alıyor. Sonra o siyah gözlüklü herhalde makamından oluyor. Biz tabi onları bilemiyoruz yukarılarda neler dönüyorsa. O gidince yerine başkası gelince bakıyor bir şey yok ortada bir suç yok. Bırakın diyor bırakıyorlar. Yani şu kadar yıl hapis almış olan insan bir bakıyorsun 2 sene sonra çıkmış. Hani bu adam suçluydu? Bunun öyle çok örneği var ki. Adam ağır müebbetle yargılanıyor. 10 tane ağır müebbetle yargılanıyor. Sonra beraat ediyor. Böyle saçma sapan bir durum var yani. Yani hiç bu raporlara güvenilmez. Emniyetin hazırladığı ya da bir yerden aldığı, savcıya verdiği o raporlara hiç güvenilmez yani. Yani böyle bir ülke artık yani hiç kimsenin bu ülkede adalete güveni yok. Yani %20'ye düşmüş diyorlar adalete güven. Bence %20 de değil, belki %5'tir de. Onlar da adliyeye yolu düşmeyenlerdir.
böyle bir durum. Yani ben bu şahıs hakkında da verilen kararın adaletli olduğuna inanmıyorum. Çünkü binlerce insana haksızca böyle ağır cezalar verdiler. Bunun o kadar çok örneği var ki. Sonra bunların birçoğu beraat etti. Yattıkları da öyle yanlarına kaldı. Ya ben 2 sene yattım, beraat ettim. Böyle bir ülke yani. Yani Allah yardımcısı olsun. Fikirleri farklı olabilir ama bizim bildiğimiz kadarıyla kimseyi öldürmedi, öldürün demedi. Böyle bir şeyini duymadık. Görüşlerini anlattı. Görüştür, konuşmuş. Kendi bilir. İfade hürriyeti tek bize değil ya da tek siyasilere değil, ona da ifade hürriyeti var. O da görüşünü söylemiş olabilir. Susturmak istedikleri insanlara böyle damgalar vuruyorlar. Yani belki o örgütlerle bir bağlantısı zamanında olmuş olabilir, bilemem, bu gizli işler yani varsa da onu biz bilemeyiz yani. Ama ben ülkede adalete güvenim kalmadığı için, yani olmasa bile var gibi hüküm verildiği için artık inanmıyoruz yani. Olsa da artık inanmıyoruz. Verilen hüküm doğru olsa da artık güvenimiz yok yani. Çünkü on binlerce insana zulmettiler. Ve güvenimizi bitirdiler. İnşallah eğer yalansa, devran değişirse, onun da suçu yoksa suçsuzluğu ortaya çıkacaktır.